başladı şov, hadi yerine geç otur. Gündüzün stresi takma unutulur. Kafanı boşalt biraz, anı yaşa. Gece insanlarının olayı budur. İşten eve evden işe baktın, her şey klişe. Ve aynı günü yaşıyorsan artık dur de gidişe. Başlarım böyle işe, nerede nefes alacağız kardeşim? Bu kadar özür hep söylenir. Gecelere bak bunu çeker canın. Uyuyamam görmeden hiç sabahları. EYS samimiyet anahtarı. Bize katıl dinle bu köfte dudakları. Canlandıran Hayat Fan Ek geliyor, alkışlarınızla. O zamanki Bulgaristan rejimini karşısına alıp onunla mücadele edip. Sıkıntı yok ya, güzel konuşuyorsun. Ya diye böyle birden bardağı atıyor. Mücadele mi? Çok garip bir çocuk değil mi ya? Niye abi ya? Ya şimdi ama yani. Çok teşekkür ederim. Ekranları karşıdaki izleyicilerimiz ve stüdyoya gelen misafirlerimiz, EYS'ye hoş geldiniz. Bravo. Evet, her hafta vefakar ve cefakar seyircimiz buraya da geliyorsunuz, bizlerle eğleniyorsunuz. Buraya gelip stüdyoda bizlerle eğlenmek istiyorsanız tv8başvuru.com'a giriyorsunuz. Oradan seyirci başvurusunu yapıyorsunuz. Sizlerle de burada eğlenmek isteriz. Burasının havası bir başka oluyor gerçekten. Şimdi buradaki seyircilerimizle de programı ilerledikçe konuşacağız. Önceden tanıdığımız bir sürü herkese başka yerlerden hikayelerim var. Onları dinlemek istiyorum gerçekten. Bir de biliyorsunuz WhatsApp hattımız var. EYS WhatsApp hattı. Her hafta WhatsApp adına çok enteresan videolar geliyor. Gelmeye başladı program başladıktan sonra. Bu hafta fotoğraflarımız bir mizahçı abimize ait. Bize WhatsApp hattımıza yolladılar ama kendisi zaten internette meşhurmuş. Ver abi. Biraz sessizlik lütfen. En sevdiğim dizimi seyrediyorum demiş mesela bu paylaşımında. Ve dizini seyrediyor Mustafa abimiz. Biraz bekleyince komik oluyor. Böyle bir şaka içeride demleniyor, sonra bir şeye dönüşüyor, mutlu hissediyorsun. Bak bir tane daha var, ver mesela. Var mı saç kavurma isteyen? Buradaki çaba çok güzel. Bak güzel. Evet, daha başkaları görmeden bu abiyi bulduk. Mustafa Akdoğan Kütahya'dan geldi. Abi hoş geldin. Ya. Mustafa abi şakaların enteresan. Yani başta böyle kelime şakası ne yapıyor diyorsun. Sonra baktım bütün Instagram paylaşımların böyle. Nereden geliyor bu mizah? Şuradan bir yere geliyor. Buradan. Normalde de öyle şakalar. Yakalayamadım. Buradan geliyor abi. Evet, burada dağılıyor. Geliyor buradan dağılıyor. Sonra çıkıyor. Peki nasıl tepkiler alıyorsun bu şakalara karşın? Güzel tepkiler alıyorum. Millet gülüyor yani. Gülüyor. Sen normalde ne iş yapıyorsun abi? Ben kuyumcuyum abi. Kuyumcusun? Evet. Kütahya'da? Evet, Kütahya Gediz. Gediz'de. İlk şaka nasıl oldu yani? İlk bu hani çünkü mesela detaylı şakaları da var yani. Bir tane daha var, versene Onur. Racon kesmek benim işin. Siz de kız kesin gençler, racon kesiyorsun. Hani bir de böyle prodüksiyon var, hani racon yazıyorsun falan şey yapıyorsun. İlk şaka... O an, o enteresan an nasıl gerçekleşti? Direkt geliyor aklıma. Yani fazla yani evet. Düşünmeme gerek yok. Aile ne diyor bu işe? Aile biraz kızıyor ya. Biraz kızıyor. Sen... Neye? Size mi, şakalara mı? Bana. Neden? Ya böyle şeyler yapma diyorlar. Kim diyor yapma diye? Kızım, eşim. Yakında evden kovacaklar beni. Niye yapma diyorlar? Bilmiyorum, onlar sevmiyorlar ciddi. Şakaları beğenmiyorlar. Evet. Ama senin takipçi sayın falan çok mu? Face'de dolu. 2017'den beri dolu. Dolu ne demek ya? Yani 5000'den fazla almıyorsun. Dolu dediğin... Dolu. Neye almıyorsun? Arkadaşlık isteği. Senin arkadaşlık isteğin doldu. Evet. Facebook'ta öyle mi? Evet. Dolunca ne oluyor? Ya 5000'den fazlası kabul etmiyor.
Öyle mi? Evet. Sen 5000'i de kabul ettin mi? 5000, daha sırada 500-600 kişi daha var. Onlar bekliyor. Onlara yer yok. Yer yok. Beğenmediklerini at, onları al. Ya fark etmiyor. Yeni hesap aç. Yeni hesap açtım. Dayı Mustafa Akdoğan mizahları diye. Dayı Mustafa Akdoğan mizahları. Abi iş büyümüş. Güzel. Video çekiyor musun abi hiç? Video çekmiyorum. Hı. Çok ısrar var da çekmiyorum. Kim abi bu ısrar edenler? Komşular, arkadaşlar. Grup, şimdi üniversitede gençler falan var gruplara. He. Benim fotoğraflarımı atıyorlar. Sen bayağı aslında bir üretim kaynağısın bu konuda. Ya bayağı. Çok güzel abi. Ağzına sağlık. Söylemek istediğin bir şey var mı buraya kadar geldin Kütahya'dan? Yok, sağ olun. Yani sizi sevdiğim için geldim. Çok teşekkür ederiz. Peki şimdi burada yayınlandıktan sonra daha da şöhret olacaksın. Bu şöhreti kaldırabilecek misin? Şöhreti kaldırırım ya. Ben kiloluyum bayağı. Harikasın. Teşekkür ediyoruz abicim. Değerli misafirler, biliyorsunuz yarın gerçekten çok önemli bir adamın filmi vizyona giriyor. Türk spor tarihine ismini altın harflerle yazdırmış. Gerçekten aynı zamanda bir halk kahramanı. Naim Süleymanoğlu'nun filmi yarın giriyor Cep Herkülü. Evet. Giriyor. Ve o filmde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Fan Ek geliyor alkışlarınızla. Evet, Naim Süleymanoğlu'nu canlandıracaksın. Evet. Canlandırdım. Sorumluluk nasıl? Nasıl hissediyorsun? Keyfin yerinde mi? Nasıl geçiyor hayat? Vizyon için heyecanlı mısın? Bunlar sorularım. Ama bu soruları cevaplamadan önce bir fragmanı izleyelim. Sen de bir rahatla. Yayına devam edelim. Harika. Alkışlarla filmin fragmanını izleyelim. Adım Naim. Soyadım Süleymanoğlu. Senin de yaşını büyütmüşler anayım kardeş. Olimpiyatlara katılabiliriz. Avustralya'daymış. Naim mi? Senin öğretmen gereken bir mesele var. Seni mutlaka yapacağız bu işi. Bundan sonra için rahat olsun. Bizim canımızı almadan kimse seni alamaz. Bizim atlağımızı değiştirdiler. Çok zulüm yaptılar. Ben bunları dünyaya duyurabilmek için kaçtım. Herkes duysun istiyorum. Öleceğimi bilsem de bu haykırışımdan asla vazgeçmeyeceğim. Evet. Filmin yönetmeni Özer Feyzioğlu, senaryo Barış Pirasan, yapımcı Mustafa Uslu. Çok güçlü de bir kadro var. Evet. Nasıl yolun kesişti bu hikayeyle hayat? Mustafa abinin böyle güçlü ve içten biyografiler yaptığını biliyorduk. Hı. Bu Naim projesinden haberimiz oldu. Ben menajerim de dedi hani Naim'e benziyorsun, niye olmasın? He. Gittik başvurduk, Mustafa abiyle konuştuk. İşte dedi hani bu... Siz duydunuz, siz başvurdunuz. Aynen He. öyle, haberimiz oldu. Dedi bu yolculuk kolay olmayacak, çok zorlayacak. Ben dedim yani bu iş... Hazırım. Madem bu kadar önemli, ben de ne gerekiyorsa yaparım dedim. Hı hı. Bayağı bir uğraştık. Bayağı bir uğraştık. Peki mesela... Sen mesela halter falan çalıştın mı? Hiç bilmiyorum. Vücut hiç bilmiyordun. Hiç bilmiyorum ki zaten hani filmden bağımsız olarak kendim iki omzumda genetik olarak sakatlıklarım var. Hı-hı. O yüzden hani çok da yanaşmıyordum kendi iyi olacağını düşünmüyordum çünkü. Ama işte projeyle birlikte bana yol gösterenler vardı. Bu yol gösterenlerle birlikte hem hani vücut olarak Naim'e benzedim hem de halter öğrendim. Ki halter omuz sakatı olan birisi için hiç kolay değil. Zor. Evet. Kesinlikle değil. Kaç kaldırabiliyorsun şu an? Sikmede 35 kaldırabiliyorum. Hadi be. Koparmada 27-30 falan.
Şimdi Naim Süleymanoğlu'nun hayatıyla ilgili de baktığında yani sadece sporcu değil aynı zamanda halk kahramanı. Hani zamanında kesinlikle. Bulgaristan'da zulüm görmüş soydaşlarımızın sözcüsü olmuş o dönemde. Şimdi işin siyasi bir tarafı da var. Hı-hı. Sen Naim Süleymanoğlu'nu tanıyor muydun daha önceden? Sporcu olarak tanıyordum ama projenin içine girdikçe ben ilk tabii şey düşünüyorum. Bir sporcuyu canlandıracağım. Hadi bakalım spora başlayalım. Hı-hı. Projenin içine girdikçe, senaryo okudukça, Naim Süleymanoğlu'nu araştırdıkça sadece sporcu kimliğini değil aynı zamanda bu sporcu kimliğini kullanarak, sporcu başarısını kullanarak diplomatik büyük bir başarı elde etmiş bir insan gördüm. Aynen. Bu çok genç yaşında. Benim yaşlarımdayken o zamanki Bulgaristan rejimini karşısına alıp onunla mücadele edip sıkıntı yok ya, güzel konuşuyorsun. Sağ ol kız. Ya diye böyle birden bardağı atıyor. Mücadele be. Birden. Çünkü şu ana kadar iyi gittik ya. Bir sıkıntı yok. Sen abi nereye konuşma şeklin şey hipnotize etti beni de. Ben böyle bir hani böyle bakışı da öyle. Yani böyle bir girdim olaya yani. Nerede büyüdün? Ben 7 yaşıma kadar Amsterdam'daydım. Sonra İzmir'e taşındık. Aksanın yok da annem... konuşmanda şey var. Gizem var. Yani böyle bir alıp götürüyorsun. Hmm. Enteresan. Hoşuna gitti. Nasıl hoşuna gitti? Annem Türk, babam Hollandalı. İşte annemle tabii ki Hollanda'da da bana Türkçe'yi öğretti. Yani Türkiye'yi tamamen bilmeyerek değil de biraz eksik geldim diyeyim. Burada işte eğitimime burada başladım. Burada yani. Bütün okul eğitimi. Ya orada da okula başlamıştım. Burada birinci sınıftan itibaren ben de okudum yani. Gidip geliyor musun yine orada? Gidip geliyorum tabii. Bağlantılarım hala devam ediyor. Şey yarım kaldı abi. Devam et. Naim Süleymanoğlu bu sporcu başarısı... Mücadele diyordun. Yani onu diyecektin. Tamam. Spordaki başarısını mücadeleye çevirdi. Öyle bağlayalım. Mücadele kelimesinden vazgeçelim. Yani tamam. Bir sürü yerine kelime var. Şey diyelim. Bunun için tamam. Uğraşmış. Uğraş. Hedefine ulaşmak için kullan bu spor başarısını. Mükemmel bir cümle oldu. Hayır. Mesela... Sakın yanlış anlama, seni rahatlatmak için söylüyorum ben öyle Türkçe aksanınla. Sıkıntı yok. Öyle mi? Aynen. Şaka kaldıran adamım diyorsun, rahatsız. Hayır be. Yeter ki gülelim. Peki şey nedir? Filmi oynadıktan sonraki tepkiler şimdi gerçekten özellikle yayınlandıktan sonra da büyük bir ilgi olacak. Ailen, çevren ne diyor? Çevrem özellikle o dönemi yaşamış insanlar büyük bir gururla işte takip ediyoruz, seviniyoruz, ediyoruz filan. Çevrem de... Naim abi diyorlar. Neden bilmiyorum. Ona geçtiler yani, hatta bazıları ismimi unuttu. Sadece Naim diye sesleniyorlar. Bazen peki diyorum, bazen eğlenceli oluyor, bazen hoş olmuyor. Karışık. Peki çekimlerde gerçekten bakıyorsun Naim Süleyman'a acayip benzemişsin. Abi yani, filmden burada... önce benzetmiyorlardı. Algıda seçicilik var. He. Kesinlikle. He şimdi ama yani... He. Hani onu filmde oynayınca belki hani bir tip olarak bir makyaj var mı? Çok yok yani. Sensin. Şey hani tipe benzetmek amaçlı plastik makyaj yok. Yok değil mi? Sadece genel hani. Genel makyaj. Ha. Abi doğru, algıda öyle olmuş olabiliriz. Genel olunca. Peki şeyde sette falan Naim Süleyman'ın ailesi gördüğünde ya da böyle bir etki tepki bir şey oldu, bir şey yaşadın mı? Rahmetli Naim Süleyman'ın bir tek küçük kardeşini tanıyorum. Yani Muharrem abi, kendisi Muharrem. Türkiye'ye, ülkeye mal olmuş bir adamın canlandırıyorum ve o adam onun abisi. Hayatı boyunca beraber kardeşler yani. Hani beraber bir sahnemiz de var. He oynadı ne? Çok duygulu anlar yaşadık gerçekten hani. Daha 2 sene önce vefat etmiş bir adamı canlandırmak daha yani duygular canlı. Daha insan onu yutamadı, içine gömemedi. O yüzden bazen duygusal anlar yaşadınız yani. Orada abisiyle de yaşandı. Abisiyle de, sahne onu tanıyan insanlarla da. Biz Bulgaristan'ın Naim Süleyman'ın doğduğu köyde çekim yaptık. Orada gerçekten onu tanıyan, onunla birlikte zaman geçirmiş, hayatını paylaşan insanlar var. Görüştünüz mü hiç onlarla? Tabii ki yani köyün ortasındaydık. Mahalleli geliyordu. Bir tane teyze vardı. Geldi. Naim sen mi canlandırıyorsun dedi. Naim dedi, sarıldı. Ben ortaokulda ona yemek verirdim. Yemekhanede dedi. Dedi hakkını helal et diye bana sarıldı. Aa. Evet, bunun gibi olaylar oldu. Ama ne kadar işte ne kadar gizemli bir şey ya. Yani bir senin içinde yük tabi ama insanlar içinde bu sevgiyi görmek garip hissettiriyor. Rahmetli'nin telefonunu kullanan, hala yanında taşıyan bir arkadaşıyla, çok yakın bir arkadaşıyla tanıştım. İşte yemekteki, tatillerdeki fotoğraflarını gördüm. Hani bunları öğrenmek... yani canlandırdığım insanın duygusunu daha iyi verebilmeme sebep oldu. Çok daha etkili şekilde
ekranlara yansıtmaya çalıştım en azından. Yani bundan sonra seni çok göreceğimizi hissettim yani. Şu an birebir de tanışınca da çok fazla sinemada da biz televizyonda da birçok şey yapacaksın hissi geldi bana nedense. Hayırlısı. Hayat, bir köşemiz var, o köşemizi uygulayacağız. Köşemizin adı Esert Sorular. Tamam. Sorularımız sert. Bakalım cevapların nasıl olacak? Gelsin bakalım Esert Sorular. Seninle birlikte çalışan insanlar sence seni sevdikleri için mi yanındalar, yoksa bu ticari bir birliktelik mi? Sert demiştim. Benim... İstersen önden bir mücadele de rahatla. Set açısından konuşursak ben sette kim, nerede, ne zaman veya kime bağlı çalışıyor hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle ticari için herkes. Hı. İş yapmak için orada. Ama tabii proje güzel olunca, niyetler de güzel olunca ortaya güzel bir şey çıkarmak için insan gönlünü de koyuyor. Ve bu güzel iş tekil olarak değil de çoğul olarak da ortaya çıkabiliyor. Tekil, çoğul, çaktı cevabı be. Vay anasını ya. Helal olsun ya. Sosyal medyada sahte bir hesapla kendini savunan ya da öven bir paylaşım yaptın mı hiç? Hiç o duruma düşmedim, o yüzden hayır. Fake hesabın var mı? Fake hesabım yok, hayır. Ama bir tane özel hesabım var, böyle 10 kişilik falan. Eğleniyorum orada. Ne oluyor orada? Kaç kişisiniz? 30 galiba. 30 kişi? Aynen. Akıyor musunuz orada? Akıyoruz. Neler mesela? bu akma müziği mi bu? Ne oluyor yani? Ya hani mesela daha çok gezdiğim, kötü çıkmış veya işte çok eğlendiğimi düşündüğüm arkadaşlarımla bazen toplumla paylaşılması yargılanabilecek fotoğraflar paylaşıyorum. Çıplak. Hayır. Şu an bütün anlatımda mı çıktı? Yok. Böyle arkadaşlarınla çok güzel bir fotoğrafı vardı. Instagram'da almıştık, onu gösterseniz abi bir. Ha. Ne bu altında ne? Bunlar İzmir'deki arkadaşlarım mı? İzmir'deki aynen yani. Türkiye'deki en yakın arkadaşlarım, evet. Bu arkadaşlarınla uygunsuz şeyler paylaştığın ayrı bir hesabın var değil mi? Bunlar aynı arkadaşlarım mı? Aynen, hepsi var. Çok merak ettim. Beni alsanız o hesaba ya. Bir bakalım ne olacak? Ben de bakayım nedir, ne değildir. Beraber çekmeye, paylaşmaya dair fotoğrafımız olsun, kabul ederim. Tamam, beraber olur. Nasıl tamam. Fotoğraf istiyorsun? Oğlum ben... Şahane top... böyle bir şey yok. Sen çok yanlış anlam çıkıyorsun. Korktum. Evet, yanlış anlam çıkmasın ya. Böyle atıyorum. Ya abi mesela... Atamıyorum da. Ne yapıyoruz oğlum orada? Mesela abi işte örnek vereyim. He, örnek... Şu ne isim vermeyeyim, birisi arabayı kaçırdı, dağın tepesine çıktık, manzara fotoğrafı orada, öyle bir ateş falan yaktık, onun fotoğrafı işte öyle. Güzel, yer bana, böyle bir şeyler var. Araba kaçırma var için içinde, evet, işte, yaşı tutuyordur ama. Tabii. Tamam. Altında yazanları görmek ister miydin? Göster bakayım. Evet. 7'sinde, 70'inde hep aynı olacağız demiş Adem Kaynar. Aynen. Ne zaman bunu dedi Adem? 2 sene önce, ya 1 ya 2 sene önce. Peki bu ekiple hiç başka var mı yazı? Bir tane daha. Ver bakayım. Tayfa bela. Araba kaçırıp ateş yakmalar. Yok. Çıplak pozları paylaş. Vallahi yanlış yerlere gidecek. Yok yok gitmesin. Şey çok önemli bence. İyi bir arkadaş çevresi. Kesinlikle. Ve o arkadaş çevresini kaybetmemek. Hı. İşte işler büyüdüğünde de aslında bu arkadaş çevresinden emin değilim ama. Hani arkadaş çevresini. Ya işte biz de işte 3 adam 3 arkadaş olarak geldiğimiz için Bursa'na. Hı-hı. Hani işler büyüdüğünde bu arkadaşların bitmemesi lazım. Kesinlikle. Gerçekten 7'sinde neyse 70'inde de inşallah böyle eğlenin, birlikte olun. Vallahi. Teşekkür ederim. Çok önemli umarım, yani. Umarım. Yeteneksiz olduğun ama kabul edemediğin bir şey var mı? Yeteneksiz olduğum ama kabul edemediğim. Şarkı söylemeyi çok isterim. Benden şarkı söylememi isteme lütfen. Yani onu becerebilmeyi çok isterim. Başka bilmem. Bir mikrofon alabilir miyim? Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? İzmir'de senin sesin efendim. Net şarkı istiyor. Yani o buğulu ses değil mi? Böyle bir... Çok ağır. Çok ağır. Bak ben de eşlik edeceğim. Ben bunu söyledik hemen sonra ne dedim? Ses kontrol. Ver abi. Oha. Abi öyle değil. Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Aramızda hasret var. Ayrılık var. Demedin mi? Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren,
kalpsizlerden olamazdı. Emin ederim. Ben demedim. Bu ses şarkı istiyor demedim mi? İlk defa şarkı söylüyorum. İlk defa mı şarkı söylüyorsun? Abi zaten yani bir şiirle karışık şarkı oldu. Bir şey söyleyeyim, çok yakıştı ama. Uyumu sağlayamadım. Sağladı. Ondan sonra sağladı. Sen rahat ol. Sen şimdi şeyde gör. Çok güzel oldu. Hocam ağzınıza sağlık. Çok senin ağzına sağlık. Adamın seçtiği şarkı da olgun. Ya olgun bir şarkı. Mesela anlamazdın. Nereden? Nereden? Baba mı dinliyor? Yok abi, baba Hollandalı. Anlamaz. Anne dinliyor o zaman şey. Annem sever dinler, anneannem çok dinler, ben de severim. Tarz olarak hep Türk sanat müziği severim. Türk sanat müziği. Evet. Wow, çok yani güzel. Orta. Vallahi çok güzeldi. Sen bu arada emin ol çok iyiydi bak. İzleyince kendini şok olacaksın. Ben biliyorum. Birinin dedikodusunu yaparken, dedikodusunu yaptığın kişiye yakalandın mı hiç? Abi ben şey tercih ediyorum. Mesela 3 kişiyiz. Başka birisiyle, mesela İstanbul'a gelmiş bir arkadaşım, onunla konuşuyoruz. İzmir'deki bir arkadaşım hakkında işte hayırsız annesini o kadar üzüyor falan filan. Diyorum dedikodu olmasın diye arıyorum, yüzüne söylüyorum. Bu çok saçma bir hareket ya, bu niye yapıyorsun ya? Ay nasıl böyle bayağı, mesela biri mesela geliyor bir dedikodu yapıyor biriyle ilgili. Sen hemen arayıp bak ne diyor, bak ne yapıyorsun? O onun tercihi, ben onun tercihine karışmıyorum. Hayır, onlar konuşuyor diyelim biriyle ilgili. Onlar konuşurken bir şey yapmıyorsun. Sen kendi dedikoduna girdiğinde hoparlör olup başlayıp olamıyorsun yani. Yok hani ben kendi yorumlarımı ona iletirim. Çünkü o hani o an... Hiç dedikodu yapmadı mı? Yapmışımdır abi, kim yapmaz? Ama hep ilettim diyorsun sonradan. Tabii ki, tabii ki. Hiç böyle dedikodusunu yaptığın insana böyle gelip biri... Ya hayat sen benim aklımda böyle bir şey demişsin diye biri geldi mi yanına? Hayır, asla. Peki, asla. Yani de gülüyor oğlum, çok tatlı bir adamsın vallahi, çok garip de bir çocuksun, sesi de güzel. Ünlü olmadan önce sana kötülüğü dokunan ve sırf konumundan ötürü ses çıkaramadığın birine şartlar eşitlenince aynı kötülükle karşılık verdiğin oldu mu? Hayır. Yok, sen zaten bunu hayatta yapmazsın. Kötülük yapacaksan da sen önden ararsın. Alo, çok fena geliyorum, kötülük yapacağım falan. Haksız yere birinden azar yedin mi? Yedim abi. Haksız yedim. Nerede? Yani çocukluğuma dönmek gerekirse ilkokuldayken. Dönelim, çok yakın zaten. 5 yıl önce. İlkokuldayken. İlkokulda. Bir şey ne o, hastaneye gitmem gerekiyordu. Ondan sonra sabahleyin genel hani klasik bahane hastaneye gittim, ödevimi yapamadım. Kulağımdan asılmışlardı. Haksız. Öğretmen mi? Öğretmen. Hastaneye gittiğine mi inanmadı? Aynen. Halbuki gitmiştin. Gitmiştim. Buradan o öğretmene söylemek istediğin bir şey var mı? Sizi çok seviyorum. Ya adam fırlanta gibi adam valla. Alkışlar gelsin kardeşimize. Sevgili misafirler, biliyorsunuz Naim Süleymanoğlu 2017 yılında aramızdan ayrıldı ve organ yetmezliğinden aramızdan ayrıldı. O dönemde de kendisi karaciğer nakli bekliyordu. Şimdi aramızda operatör doktor Şişli Hamidiye Etfal, karaciğer nakli kurucu hekimi ve sorumlu cerrahı Gültekin Hoş var. Alkışlar kendisine gelsin. Hocam hoş geldiniz. Böyle önemli bir film, böyle önemli bir karakterle, aslında böylesine önemli bir konuyla ilgili de farkındalık yaratmak istedik. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ne demek? İçinde İstanbul'un da olduğu 6 kentimizin bütün organ bağışı ve organ nakli faaliyetleriyle ilgili bir sorumluluk yürütüyorum. 30 bine yakın insanımız ulusal bekleme listesinde organ bekliyorlar. Çok duygulu bir akşam, yeri cennet olsun, bizler Naim Süleymanoğlu'nun biyografisiyle büyüdük. Hayatı da, sporculuğu da bize hep örnek oldu, duruşu da. Ve ne enteresandır ki bu ülkenin bir başka devi, dünyanın ikinci Muhammed Ali'si, boksun Naim Süleymanoğlu'su diyebileceğimiz Sinan Şamil Sam da yine organ beklerken. Peki hocam, yani ne yapmalıyız? İnsan biraz çekiniyor ya, hani organ bağışı yaptığında ne zaman bağışlıyorsun? İnsan zaten ölümü düşünemiyor. Evet. Kendisi o hikayenin içine hiç ait değilmiş gibi hissediyor. Halbuki çok bilinçli ve doğru yoldan bunu yapmanın yolları vardır herhalde. Bizler aslında insanlarımızdan tek istediğimiz şu: mutlu ve güzel bir ömür diliyoruz hepsine.
ve Tanrı'dan da bunu diliyoruz onlar için, hepiniz için. Olur da yoğun bakımda vefat ederse bir insanımız, olur da yoğun bakımda vefat ederse bir insanımız, yani organları makineye bağlı şekilde ama beyin ölümüyle, yani ölümle, beyin ölümü ölüm demek, vefat ederse bir insanımız, işte o anda o insanımız bazen üçü ya da dördü bebek veya çocuk, yanlış duymuyorsunuz, 8 ya da 9 insana hayat verebiliyor. Bakın, 8 ya da 9 ölümü bekleyen insanımıza, ki bunların bazen bazı gençler, bazı çocuklar olabiliyor, hayat verebiliyor. Dolayısıyla yaşam yine devam mutlu bir şekilde, hayat yine devam sağlıklı bir şekilde. Ama olur da bir yoğun bakımda ölüm olursa, o alacağınız o küçük kartla ve alacağınız o asil kararla ve yapacağınız o yüksek fedakarlıkla. Ne hocam o fedakarlık? Canım. Ne o? Ne yapıyoruz? Şöyle, yaşarken bir bağış beyanı alıyoruz. Halkımızdan isteğimiz bu. Yani yaşarken, sağlıklıyken ben organlarımı bağışlıyorum diye bir beyanda bulunuyoruz. Ve çok önemli olan bir kart alıyoruz. Onunla da yetinmiyoruz. Bütün sevdiklerimize ve bütün sevenlerimize, kıymetli ailelerimize diyoruz ki ben organlarımı bağışladım, haberiniz olsun. Bu kadar. Bu asil kararı ben bu güzel gençlerimizden bekliyorum. Hepsinden bekliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Yani inşallah biz de burada dediğiniz gibi 30 bin kişiden bahsediyoruz burada. Organ bağışı bekleyen, işte bu şova gelmek isteyen, izlemek isteyenlerin evine şu an biraz olsun neşe götürebiliyoruzdur. Hastanede neredeyseniz hepinize acil şifalar diliyoruz efendim. İnşallah tez zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Buradan son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? İnşallah bir yararımız, faydamız da dokunur bu yayında. Çok teşekkür ediyorum. Ben olduğuna inanıyorum. Akşam şöyle mesajlar gelirse şaşırmayın. Bana bazen geliyor. Bunu da tabii insan duygulanıyor. O organ bekleyen çocukların anneleri, babaları ya da o organ bekleyen anne babaların çok sevgili evlatları, kardeşleri, ben biliyorum bu gece size şöyle bir mesaj atacak. Çok teşekkürler. Benim çocuğum bu gece daha ümitli yatağına girdi. Teşekkürler Eser. Hafta içinde WhatsApp adına şöyle bir duyuruda bulunduk. Şimdi Naim Süleymanoğlu'nun filmi yapıldı. Benim filmim yapılsaydı eğer ileride beni kim oynardı? Bana benzeyen arkadaşlar fotoğraflarını yollasın dedik ve çok güzel fotoğraflar geldi. Birlikte seçelim buradan. Şimdi ES WhatsApp adına da yollayın da en iyi seçip stüdyomuzda ağırlamak istiyoruz. En iyi üçü belirleyeceğiz. İlk gelenleri yavaş yavaş göstersene be abi. Abi dudaktan benziyor mu? Dudaktan kurtarmıyor. Dudaktan kurtarıyor gibi ya. Dudağı az dudak mı? Çene mi çok geldi? Şansını kaybetti. Seni yemiş şu an beğenme. Devam et abi. Yok abi. Heybeti alakası. Devam et. Bu bayağı araya karışmış bu fotoğraf. Ben bunun hiç benimle alakası yok. O çocuğumla kendimi göstereyim demiş yani. Devam et. Olur. Benziyor değil mi? Olur, olur. Bunu yazın abi, benziyor. Bir de gülüşü de böyle aynı oluyor. Devam et. Alakası yok ya. Bir de kupayla falan. Devam et. Şampiyonsun bir abi. Şampiyon. Bu böyle şey gibi. Evet, daha küçüklüğüm o. Güzel bir şey. Devam et. Yani çok benzemiyorsun ama saçlarına özendim. Yani senin saçlardan yapabilirim kardeşim, selamlar. Devam et. Aa bu bayağı. Olur. Gençliğimi mi? Olabilir. Bunu da yazalım abi. Devam et. Benle Özcan Deniz'i böyle bir yerde yumurmuşlar gibi ama benziyor. Biraz iyi bir makyajla şey yapabiliriz.
Evet, benziyor, bunun notunu alalım bunu. Evet, başka var mı? Son. Yok. Devam edelim. EYS WhatsApp hattına bekliyoruz. Benzerlerimin benzerler benzerini arıyoruz sevgili izleyenler. Gerçekten de buradan bir üç kişi bayağı kaldı şeye. Bekliyoruz. Evet kardeşim, valla seni tanıma çok memnun oldum. Ben de öyle. Şey soracağım. Oyuncuyu bulduk, yapımı ayarladık. Nasıl bir şey anlatmasını istersin? Ne var anlatmak hayatımda istedim mı? Evet. Tek bir kelimeyle özetleyeyim mi? Mücadele. Ya. Acı, keder. Çok gülüyoruz, çok gülüyoruz da. Vardır abi herkesin. Vay bakayım be. Bak şimdi hayatıma gittim. Var ya. Ya. İyi de öyle çok kötü bir şey yok. Maşallah. Güzeldi yani. Valla bakacağız inşallah. Kardeşim filmin gişesi de güzel olsun. Senin yolun açık olsun. Yani enerjin güzel, kendin güzelsin. Senin için hayırlı olsun inşallah. Ben şahsen seni tanıma çok mutlu oldum. Ben de öyle, teşekkür ederim. Bu ne müziydi? Ve biliyorsun programımızda konuk müzesi var. Konuk müzesine hediye getirdin. Getirdin. Evet. Gelsin bakalım konuk müzesi hediyesi. Nereden geliyor? İstersen anlat. Şöyle var. Şimdi bu galamızın davetiyesi. O gider. Abi evet. Gider. Gidiyormuş. Evet, evet. Galamızın davetiyesi. İçinde Naim Süleymanoğlu'nun şampiyon olduğu dönemlerde, işte 80'lerin sonunda gazetelerde böyle maketler. Çıkartmalar mı varmış? Onu maket çıkartma. Abi. Kesiyorsun. Kesiyorsun. Bu ne abi? Abi bu şey ne o? Hani. Girerken biletim bu. Bununla birlikte giriyor. Hayır. Şey olarak ne? Ha, yani madalya. Evet, madalyası değil mi? Altın madalyası bir şampiyonada. Evet, çok güzel. Teşekkür ederiz. Bu da şey, Times dergisine çıkmıştı işte Seul'den sonra. Hı hı. Onun bir replikası tarzında. İçinde hem Naim Süleymanoğlu hakkında bilgiler hem de filmden kareler. İşte bu çok iyi fikirmiş ya. Gala davetiyesi benzer olarak. Benzer olduğu resimler falan var. Çok iyisin ya. Hani. Vallahi. Çok güzel. Çok güzel. Bir de bunu alalım. Bu da sette veya işte filmle ilgili olan yerlere gittiğim zaman giydiğim tişört. Tabii ki. Seni giydiğin. Yani. Süpersin. Yani. Evet. Evet değerli misafirler, Naim Süleymanoğlu Cep Erkül'ü yarın vizyonda, 22 Kasım'da yani vizyonda. Hepinizi sinemalara bekliyoruz ve alkışların en büyüğünü kardeşimiz Hayat Van Ek.